11'i 9 dakika geçiyor saatler sevgili dinleyicilerimiz. Akdeniz Antoros Kuşak programımız stüdyomuzdan devam ediyor. Türk Psikoloji Öğrenciler Çalışma Grubu bölgemizde önemli çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalar hakkındaki bilgileri ve kuruluş amacını ve gençlik ve yaşadığı psikolojik sorunları konuklarımızdan alacağız. Evet, konuklarımızı hemen tanıtayım sizlere. Türk Psikoloji Öğrenciler Çalışma Grubu Halkla İlişkiler Koordinatörü Yunus Emre Şahin ve Yerel Planlama Başkanı Ozan Laleci şu anda stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Genç arkadaşlarımızla birlikteyiz. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Evet, evet. Ozan Laleci'nin sesi güzelmiş. Teşekkürler, sizin kadar olmasa da. Estağfurullah, gayet mikrofonik geliyor. Evet arkadaşlar, sizlerle önce bir amaçtan bahsedelim değil mi? Türk Psikoloji Öğrenciler Çalışma Grubu'nun hangi amaç doğrultusunda kurulduğunu Yunus Emre Şahin bize biraz açıklasın. Tabii bahsedeyim. Biz aslında 2001 yılında bir grup psikoloji öğrencisi bir araya geliyor ve... 2001 yılında. Evet, evet. İlk olarak. Ve şey demeye başlıyorlar. Bizler öğrenciyiz ve psikoloji aslında birlik olması gereken bir camia. Evet. Neler yapabiliriz bu konuyla ilgili diyorlar. Hı hı. Bir araya geliyorlar, kafa kafaya veriyorlar, diyorlar ki psikoloji öğrencileri bir araya gelsin. Bizler hem akademik hem de sosyal alanda kendimizi geliştirelim ve psikolojiye dair bilgimizi bir tık daha artıralım ve bunu hep beraber yapalım diyerek bir oluşum oluşturuyorlar ve bugünkü halini alıyor aslında Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu. 14 sene. Evet. 2001'den bu yana 14 sene. Aslında daha da öncesine dayanıyor. Yani öyle mi? Evet, kongrelerimiz var. 1995 yılından beri süre gelen kongrelerimiz, Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi diye. Çok güzel. Oradan başlıyoruz 95 yılında. 2001 yılında örgütlenmiş oluyoruz. Yani öğrencileri tek çatı altında toplamış oluyoruz. Evet, evet. Şu anda asıl yeriniz neresi? Yoksa evet, birkaç ile mi dağıldınız? Aslında bir yerimiz yok diyemiyoruz. Hani yerimiz var diyemiyoruz daha doğrusu. Çünkü sürekli değişen bir yapı. Ama yerel yapılanmalarla hani bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Biraz her yer bölgede kendimizi temsil etmeye çalışıyoruz. Her bölgede. Evet, çok güzel. Mersin'deki çalışmalardan Ozan Laleci bize biraz bilgi verebilir mi acaba bu konuyla ilgili? Tabii. Tüpölçük Mersin aslında çok yeni bir oluşum. Yani şu an için daha 2 yaşını doldurmamış bir oluşum. Evet. Ve gerçekten çok güzel şeyler başardık. Ben bir yıldan beri Tüpölçük Mersin'in başkanlığını yürütüyorum. En başından başlayayım isterseniz. Olur. Tarsus üzerine bir ziyaret gerçekleştirdik. Büyüklerimizi saygıyla almak için. Sonrasında bir psikoterapi eğitimi verdik. Psikodrama eğitimi verdik dönem sonunda. Bir bağış kampanyası başlattık. Kanserli çocukların hayalini gerçekleştirmek için. Ve evet, bunun için de 2500 lira gibi bir para topladık. Desteklerle beraber ve bundan çok da büyük gurur duyuyoruz. En büyük etkinliğimiz de festival oldu. Çok güzel bir festival ekibimiz var. Yani onların isimlerini buradan söylemek istiyorum. Aşkır ve Kübra. Gerçekten çok güzel şeyler yaptılar. Gerçekten çok iyi işler çıkardılar ve Ahmet Selçuk İlkan Gripin'in de sahne aldığı bir festival gerçekleştirdiler. Ne zaman gerçekleşti? 10 Mayıs 2015'te gerçekleşti bu. Ayrıca 10 Mayıs'ta aynen yakın bir zamanda, bundan 15 gün öncesine kadar. 10 Mayıs'ta ayrıca Psikologlar Günü olarak kutlanıyor. Zaten bizim böyle bir festival düzenleme amacımız da buydu. Amacınız yani da oydu. Hem alana karşı bir farkındalık olsun, hem Psikologlar Günü'nü beraber kutlayalım, halka inelim, halkla beraber olalım. Çok da iyi düşünmüşsünüz. Evet, evet. Gerçekten çok güzel reaksiyonlar aldık yani. İlgi nasıldı? Kalabalık etkinliklere. 6.000-7.000 kişi var desem sanırım abartmış olmam. Çok güzel. Evet. Çok güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Ne kadar güzel. Şimdi arkadaşlar, telefon attığımızda yine sizin çok sevdiğiniz, evet, bir arkadaşınız var. Ona da bir merhaba diyelim. İsterseniz kulaklıklarınızı takın. O konuğumuzu da duymanız adına. İstanbul'dan değil mi bağlantımız? Evet. Evet. Yönetim Kurulu Başkanı Safa Say. Merhaba Safa Say. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Size ve yönetimden herkese selam var öncelikle. Teşekkür ediyoruz. Şu anda Yunus Emre Şahin ve Ozan Laleci de stüdyomuzda. Evet, bir merhaba diyebilirsiniz. Şu Safa anda... merhaba. Merhaba Safa. Merhaba arkadaşlar. Evet, herkes birbirini duyuyor değil mi? Duyuyor. Ne kadar tabii güzel. Siz neler söylemek istersiniz bu güzel oluşumla ilgili? Arkadaşlarımın söylediklerine birkaç ekleme yapmak istiyorum ben de. Tabii ki. Ben şu anda 2015-2016 döneminde Tüpölçük Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdürüyorum. Evet. Tüpölçük 2009 yılından beri Türk Psikologlar Derneği'nin alt kolu olarak çalışmalarına devam ediyor. Yani Türk Psikologlar Derneği'nin bir alt kolu
diyebiliriz. Ama herhangi bir şekilde doğrudan Türk Psikologları Derneği'ne bağlı değil. Evet. Bağımsızlığını kendi kendine kazanan bir topluluk diyebiliriz. Ayrıca psikolojik şu anda Avrupa Psikoloji Öğrencileri Federasyonu'nun 32 doğal üyesinden birisi. Hatta bu federasyon en aktif üyesi diyebiliriz. Avrupa'da çok fazla tanınıyoruz, çok fazla evet, seviliyoruz. Evet. Orada kendimizi temsil etme şansını buluyoruz. Arkadaşlarımızın değinmedikleri galiba şey var. Hep Türkiye'den bahsediyoruz. Aslında Türk öğrencileri, yani Türkiye'deki ve Türk öğrencileri kapsıyoruz. Bu yüzden KKTC'den üyelerimiz var. Yakın bir zamanda Bosna'dan üyelerimiz olacak. Evet. Böylece genişliyor değil mi bu grup? Tabii ki, tabii ki. Çok güzel, çok güzel. Evet, arkadaşlarınıza buradan bir mesaj vermek ister misiniz İstanbul'dan? Veya sık sık buluşuyor musunuz, öyle söyleyeyim. Sık sık buluşuyoruz aslında, herhangi öyle bir mesaj vermemiz gerek yok. Peki, siz bir şey söyler misiniz Yunus veya Ozan? Bir şey diyemiyoruz Safa'ya. Kendisine iyi baksın. Kendinize iyi bakacakmışsınız. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Evet, bağlandığınız için biz size teşekkür ediyoruz. İstanbul'a selam olsun. Ben teşekkür ederim. Çok, görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Evet. İşte teknolojinin güzelliği değil mi? Kesinlikle, bir anda kesinlikle. Bir konferans sistemiyle herkes birbirini duyuyor. Herkes birbirine düşüncelerini iletebiliyor. Şimdi bundan sonra neler yapmayı düşünüyorsunuz arkadaşlar? Öyle sorayım ben Yunus. Şu an için aslında çok İleriye fazla... İleriye yönelik planlarınız var mı? Çok fazla. Yani sürekli bir planlar oluşturuyoruz, düşüncelerimiz var. Şu an için odaklandığımız şey önümüzdeki kongre. Yine bir Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde gerçekleşecek bu yıl Antep'te. Ne zaman? Şimdiden duyuralım bunu. Temmuz ayında. Temmuz ayında. 28-31. Tam olarak hatırlayamamakla birlikte 28'inde diye hatırlıyorum 28-31 Temmuz tarihleri arasında bir psikoloji öğrencileri kongresi. Bu yıl 20'si gerçekleştirecek. 20'si. Evet, 20'si. Oo, çok güzel. Evet. Siz de orada görev alacaksınız tabii. Bizler de orada olacağız. Hem görev alacağız hem de gidip seminerlerimize, konferanslarımıza katılıp kendimizi geliştirmeye çalışacağız evet. Orada. Siz şu anda okulu bitirdiniz mi? Bir hala, hala okuyoruz. Öğrenciyiz. Yunus Emre 3. sınıf, ben 2. sınıf. Öyle mi? Evet. Aa, ne güzel. Hem okuyorsunuz hem de bu güzel etkinlikleri gerçekleştiriyorsunuz. Elimizden geldiği kadar. Ve bunlar böyle zoraki olmaz değil kesinlikle, mi? Kesinlikle. İçten gelen kesinlikle. Şeylerdir. Aslında İçten gelen bir şey ve bu gerçekten çok sevilen bir şey. Yani TÜPÖÇK'ün şu an için Türkiye çapında 400 yakın gönüllüsü var diyebiliriz. Yani 400 kişi TÜPÖÇK için İzmir'de olsun, Ankara, İstanbul, Kıbrıs, Mersin, evet. Samsun, Antep. Evet. Yani Türkiye'nin her yerinde, üniversitesinde psikoloji olan her yerinde 400 kişi TÜPÖÇK için bir şeyler vermeye çalışıyor. Hem evet. Okuyup hem TÜPÖÇK'le uğraşıyor. Ayrıca mezunlar birimimiz var. Mezunlar birimi de işte mezun olan arkadaşlarımız bizi yönlendiriyorlar. Kafe sohbetleri olsun işte. Ne kadar güzel. Yani güzel bir oluşum içerisindeyiz diyebilirim. Peki dinleyicilerimiz size nasıl ulaşabilirler? Herhangi bir yerimiz yok dediniz az önce değil yok, mi? Yani, vardı mı yok yoksa? Bir büromuz yok ancak bize her zaman internet üzerinden ulaşabiliyorlar. Bir adres verelim buradan canlı yayımızda. Şey olarak tüpeşik.org web sitesinden bize her zaman takip edebilirler. Bir de ağır ağır bir de onu söyler misiniz? tüpeşik.org web sitemiz var. Evet. Bizi oradan takip edebilirler. Facebook sayfamız var. Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu. Facebook sayfasından Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu olarak yazarlarsa yine karşılarına çıkıyorlar. Karşılarına çıkacaksınız. info@tüpeşik.net adresine mail atarlarsa biz onlara en kısa sürede cevap veririz, sorularını yanıtlarız. Evet. Hani bize her zaman internet üzerinden ulaşabilirler ve biz her zaman oradayız. En kısa sürede yanıt vermeye çalışıyoruz insanlara. Ne kadar güzel. Buradan bir mesaj vermek ister misiniz? Gençlerin psikolojileri hakkında, sorunları hakkında size ulaşsınlar değil mi? Bu kesinlikle sorunlar bitmez çünkü sorunlar bitmiyor. Ve sorunları azaltacak, biraz dindirecek olan sizlersiniz. Kesinlikle. Genç beyinler değil mi? Ya en azından yardımcı olamasak bile onlara yardım edebilecek yönlendirme yaparsınız. Tavsiye edebiliriz en azından. Evet. Bu konuyla ilgili. Biz aslında şeyden de bahsetmek istiyoruz. Neden? Biz sadece etkinlikler yapıyoruz diyoruz ama aynı zamanda bizim bir yayınlarımız da
var. Öyle mi? Tabii. Onlardan bahsedin. İki adet yayınımız var. Biri dergimiz, diğeri Dergi. bültenimiz. Dergimizin adı Pisinosa. Pisinosa. Evet, Pisinosa. Ne anlama geliyor Pisinosa? Yine psikolojikle ilgili tabii ama. Çok aslında güzel bir hikayesi var. Şu an bayağı da uzun bir şey. Ama eğer açıp okursa insanlar gerçekten güzel nasıl olur. temin edecekler bu dergiyi? Bu dergi şu an e-dergi. Ve internet web sitemizde yayınlanıyor her ay. Öyle mi? Web sitemize girdikleri zaman Pisinosa şeklinde Tamam. Pisinosa bulabiliyor yazarlarsa arkadaşlar. buluyorlar. Bu derginin arkasında da gerçekten büyük bir ekip var. Çok güzel. İrem arkadaşımızın koordinatörlüğünde, Selin arkadaşımızın editörlüğünü yaptığı hakemli de bir dergi. Hocalarımız da bize yardımcı oluyor. Çok güzel. Her ay belli bir konu üzerinden serbest köşelerle birlikte, film, kitap eleştirileri ve tavsiyeleriyle birlikte Sanatsal bağlamda hem da psikolojik hem de öğrencilerin girişimler var. kendilerini serbestçe ifade edebildiği güzel bir dergi. Çok güzel. Bir diğer oluşum. Bir diğeri de bültenimiz. Bülten. O da 2 ayda bir çıkardığımız yerel yapılanmalarımızın neler yaptığı, bizlerin neler yaptığı ve neler yapacağımıza dair. O da yine e-bülten şeklinde yayınlanıyor ki insanlar kolayca ulaşabilsinler diye. İyi Hani düşünmüşsünüz onu. E-bülten yayın şeklinde. kısmını da aslında düşünüyoruz. Elimizden geldiğince bastırmaya çalışıyoruz ancak mali konuda öğrenci olduğumuz için çok Tabii, büyük sıkıntılar haklısınız, yaşıyoruz. haklısınız. O konuda da destek arıyoruz aslında İnşallah diyebiliriz. buradan da bu Çağrımızı yapmış destek olalım, evet. çağrısını inşallah ilgililer, yetkililer duyar ve Evet. size en iyi şekilde o destek finans da sağlanmış olur, Umarız değil mi? gerçekten ihtiyacımız Evet, olduğunu genç söyleyebilirim. beyinlersiniz. Çok güzel üretkenlikler de bulunuyorsunuz gerçekten. Anlattıklarınızdan o anlaşılıyor. Ben sizi kutluyorum ve daha nice başarılara imza atmanızı yürekten, canı gönülden diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür arkadaşlar. ederiz. Biz teşekkür Programımıza ediyoruz. konuk olduğunuz için kapımız sizlere her zaman açık, her zaman bekliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olunuz.